Nereye planı ne olacak? Evet arkadaşlar, öncelikle tüm milletimizin cuması mübarek olsun. Mübarek gündeyiz. Ülkemizin hem içeride hem dışarıda birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden bütün terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ediyor. Daha bölgede birkaç gün önce başlatılan operasyonlarda bugüne kadar 30 civarında terörist etkisiz hale getirildi. El anda İçişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre bu operasyonlar devam ediyor. Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında iki tane askerimiz, iki üsteğmenimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi, gereken yapıldı. Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe bu tehdit kimden gelirse gelsin, Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir, milletimizin can ve mal emniyetidir ve hudutlarımızın güvenliğidir. Bunu Türkiye her şart altında sağlayacak güçtedir. Amerika ile DAEŞ'e karşı mücadelede tavrımız çok açık ve nettir. Nasıl işbirliği yapacağımız her seviyede kendilerine aktarılmıştır. Dolayısıyla bu şartlar altında karar bizim değil, karar Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız 16-17 Mayıs gibi yeni başkan Trump'la bu konuda kapsamlı bir görüşme yapacak ve ona göre hareket edilecektir. Dolayısıyla şu esnada varsayımları esas alarak bir kanaat oluşturmak, bir şey söylemek yanlış olur. Yanlış olmayan tek şey, Türkiye'nin içeride ve dışarıda zarar verecek kim varsa arkasında kimin olduğuna olmadığına bakmadan gereğinin yapılacağıdır. Bu bilinmesi gerekir. Efendim, referandum sonrası mali tartışmalarında CHP Anayasa Mahkemesi AİHM ve önünde tartışmalar partisinde sürerken bugün de Danıştay'a gideceğini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu kararının bir yargı kararı değil, idari karardır diyerek, yani gerekçe bu. Öyle, yani millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek demokrasinin bir yolu değildir. Ama tabii ki itiraz hakkını herkes, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, herkes kullanma durumundadır. Kullanmak isterse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiştir. %51.4, 25 milyon 200 bine yakın vatandaşımız evet vermiş. 23 milyon civarında vatandaşımız da hayır demiştir. Evet sonucu böylece tecelli etmiştir. Bu meselenin milletin iradesine, kararına rıza göstermemek demokrasiye gerektiği kadar inanmamak anlamına gelir. Çözümü başka mecralarda, başka yerlerde arama anlamına gelir. Bunlar beyhude gayretlerdir. Milletin zamanını daha fazla ısraf etmenin bir manası yoktur. Esasen Yüksek Seçim Kurulu yapılan her seçimle ilgili itirazları karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar kesindir.
onun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Ama buna rağmen gidebilirler mi? Gayet tabii gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Neticede milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez. Tam yine bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklaması olmuştu. 1-0 da olsa, 5-0 da olsa maç kazanılır diye. Sayın Baykal bir açıklama yaptı. Maç henüz bitmedi. Ofsayttan gol attınız ama ikinci devre vardı. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Onlar eğer böyle bir yol benimsiyorsa biraz daha bu demokratik bir yol değildir. Milletin kararını sindirmemek anlamına gelir. İçselleştirmemek anlamına gelir. Bu da ana muhalefet partisine yakışmaz. Ana muhalefet partisinde kim son sözü söylüyor onu da anlamış değil. Bugünlerde ana muhalefet partisinde herkes ayrı bir terden çalıyor. Tam bir kakafoni hakim. Sayın Başkan. Evet. Efendim. Olağanüstü kongre ile ilgili geçen sefer sorduğumuzda il başkanları öncesinde şu an olağanüstü görünmüyor. Olağanüstü şekilde devam edecek demiştik ama hemen ardından MYK, MKK toplantıları topladınız. Sonra dün Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiniz. O toplantılardan böyle bir istek doğrultusunda bir talep var mı daha erkeğe çekilmesi yönünde? İkinci sorum bu olacak efendim, özür diliyorum, kesiyorum. İkincisi de OHAL komisyonunun işleme tarihi tam olarak belli oldu. Mağduriyetlerin giderilmesi açısından çok konuşulmuştu. Nasıl adımlar atılacak aşağıda? OHAL komisyonu yani kamudan ilişiği kesilenler, açığa alınan FETÖ dolayısıyla, bölücü terör örgütüyle iltisakları dolayısıyla bunların itirazlarını karara bağlamak üzere bir KHK kapsamında kanun çıkarıldı. Buraya 7 kişinin ataması yapılacak. Bunlarla ilgili gerekli güvenlik araştırmaları yapıldı ve bugünlerde bu atamaları yapacağız. Böylece bugüne kadar bakanlıklarımıza, valiliklerimize, başbakanlığa yapılan müracaatlar yeni baştan bu komisyon tarafından, itiraz komisyonu tarafından ele alınacak ve onlar çok titiz bir çalışmayla bu itirazları karara bağlayacaklar. Peki şimdiye kadar da itirazlar oldu, iadeler oldu, iade talepleri reddedilenler oldu. Ne fark var diye vatandaşlar merak edebilir. Onu söyleyeyim. Fark şudur. Bu komisyon kanunla kurulmuş bir komisyondur ve dolayısıyla hakimlerden ve değişik kurumlardan atanan üyelerden oluşacaktır. Bunların verdiği kararla birlikte, bu komisyonun verdiği kararla birlikte iade kararı verirse zaten yanlışlık düzeltilmiş olacak. Ancak idarenin verdiği kararı doğru olduğunu tespit etmesi halinde şikayet sahibine müracaat, yargıya müracaat yolu açılacak. Yargı yolu açılacak ve ondan sonra tabii yargı nihai kararı vermiş olacaktır. Şu andaki idari tasarruflarda OHAL dolayısıyla yargı yolu kapalı. Bizim dün gerçekleştirdiğimiz MYK, MKYK toplantıları, genişletilmiş il başkanlıkları toplantıları her ay, bazılarında MKYK her ay yapılıyor. Genişletilmiş il başkanlığı toplantıları her iki ayda bir yapılıyor ve MYK'da her iki haftada bir yapılıyor. Dolayısıyla bunlar önceden planlanmış toplantılardır. Esas itibariyle de yapılan HAYP uygulamasının sonucunun kapsamlı olarak değerlendirilmesidir. Partimizin kongre süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu süreçte gerekli kongreleri yapacağız. Olay budur. Teşekkür ederim.
konuşmanızda ifade ederken Çukurca'da iki ülkeyi meclis şehit oldu dediniz ama bugün bizim bildiğimiz şehit haberi Şırnak'tan gelmişti. Bu yeni bir bilgi mi? Yanlış söylemiş olabilirim. Uludere Şırnak. Düzeltiyoruz. 2018'de olağan kongre olacak demiştiniz önceki açıklamada. Yani öncesinde bir olağanüstü kongre ihtimali de masada mı kurulurlardı? Kurulurlarınıza görüşürüz. Arkadaşlar söylediğim çok açık. Partimiz yetkili kurulları kongre takvimiyle ilgili çalışmaları başlatmıştık. Bundan sonra da ne karar verecekse ona göre icra edilecek. Teşekkür ederim. Evet, çalışmalar var. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim yeniden merhaba. Başbakan Binali Yıldırım'ın...